yaratıcı veya geçici de olsa hasar bırakabiliyor. Şimdi hemen bu başlığın detayları için Melis Bakangöz'e dönelim. Koronavirüs tüm dünyada yayılmaya devam ediyor. Bugün koronavirüsle ilgili farklı bir hikayeyle karşınızdayız. 62 yaşındaki Mustafa Balcı yürüyerek girdiği yoğun bakımdan, koronavirüs nedeniyle girdiği yoğun bakımdan ne yazık ki sedye ile çıktı. Bugün evlerine konuk olduk. Yanımızda Mustafa Bey ve oğlu Mehmet Bey var. Peki Mustafa Bey, Çin'den bir virüs geldi ve sizi bu hale getirdi. Neler yaşadınız? Ben bu hastalığa yakalandığım ilk günler bilmiyordum. Soğuk algınlığı zannettim. Birkaç gün içinde daha kötüye gittim. Lavaboya gittiğimde çıkarken bayılmışım. Oğlum beni yere düşmeden yakalamış. 3 Nisan günüydü. Babam hep diyordu, yani koronavirüs ilk çıktığı zaman Çin'den gelip yani 20 milyon içinde İstanbul'da benim mi olacak diyordu. İlk yakalayan kişiler arasında 14 gün sonra falan babama koronavirüs teşhisi konuldu. Şöyle bir durum olmuştu. Babam lavaboya gitti, işte birkaç gün böyle halsizdi. Lavabodan çıkarken kendini kötü hissetti. Bayılıyordu. Ben de hemen onu tuttum yere düşmesin diye. 112 aradık. Hemen hastaneye kaldırdık. Hastanede doktor ciğer tomografisi çekti. Babanıza test sonucunu beklemeksizin direkt yatışını vereceğiz dediler. Yoğun bakım ünitesine aldılar. Yani orada o akşam 11 gibi babamı entübe yaptılar. Aşağı yukarı bir 35 gün yoğun bakım sürecimiz geçti. Bunun 28 günü entübe, 4 günü ekstübe zannedersem. 40 günde pandemi servisine aldılar babamı. O durumda da beni refakatçi olarak yanına aldıkları için 40 gün beraber kaldık. Tabii yoğun bakım sonucunda babamın ciddi bir kas kaybı olduğunu fark ettik serviste. Belden aşağısı tutmuyordu. Nöroloji doktorumuz geldi, ayaklarını işte baktı, sinirleri çalışıyor mu çalışmıyor mu diye. Bu durumda kas kaybını olduğunu onayladılar. Peki Mustafa Bey, o kontrolde neler yaşadınız siz? Zaten entübeyi hatırlamıyorsunuz muhtemelen. Nerede açtınız gözünüzü? Ben pandemi servisine çıkarken asansörde gözlerimi açtım. Hatta yoğun bakımdan geldiğimi de bilmiyorum. Oğluma sordum, nereden geliyorum, getiriyorlar beni. Yoğun bakımdan geliyorsun baba dedi. Serviste zannedersem bir ve ikinci gün sonra nöroloji doktoru geldi. Ayağımın altını çizdi. Hiç his yoktu ayağımda. Sonradan işte hastanede kendimize göre fizik hareketleriyle yavaş yavaş kas ve hisler oluşmaya başladı. Ama hastaneden taburcu oldum 5 ay oldu ama daha henüz ayağa kalkamadım. Bası yaraları aynı zamanda. Yaralar büyük bir engel teşkil ediyor. İnşallah yaraları geçtikten sonra son aşamalarındayız. İnşallah ayağa kalkacağız Allah'ın izniyle. Peki dışarıda hala maske takmayanlar var, dikkat etmeyenler var. Ne söylemek istersiniz? Önerim özellikle dikkat ister. Ben 227. gün bugün. Hala yataktayım. Yaz sezonunu geçirdim yatakta. Sosyal mesafe, hijyen, temizlik, maske. Tavsiyem bunlar yani. Hiçbiri kolay bir şey değil ama kendi sağlıkları açısından bunu özellikle maske, sosyal mesafe, hijyene dikkat etmelerini rica ediyorum. Mustafa Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Mustafa Bey ve oğlu Mehmet Balcı yayın konuğumuzdu. Koronavirüste geçirdiği zorlu hikayeyi anlattı bize. Yürüyerek girdiği koronavirüs yoğun bakımından ne yazık ki sedye ile çıktı. Koronavirüsün kas kaybı nedeniyle koronavirüsten dolayı sedye ile çıktı ve aylardır yatakta diyelim. Sözü tekrar size, stüdyoya bırakalım.